Çobanla baş başaya hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Çobanla baş başa da Muğla'dan Antalya'ya doğru yol alıyoruz. Dün Muğla'da çobanla baş başa birlikte olduk. Bugün de inşallah Antalya'da bir çoban bulup çobanla birlikte olacağız ama şu anda Muğla sınırlarındayız. Sahil boyundan devam ediyoruz. Hava güneşli. Bugün 24 Haziran 2019. 35-36 derece sıcaklık. Tabii biz de çobanla baş başa da kendimizi sahile uydurduk. Kırmızı tişört giydik. Şapkayı attık. Yol boyunda bir bacada duman çıkıyor görüyorsunuz. Bir portakal sergisi var. Çünkü Muğla'da portakal, limon, mandalina meşhur. Ama bugün Haziran olmasına rağmen Haziran ayında ilk turfanda dedikleri portakallar çıkmış. Şimdi portakalları görüyoruz. Selamünaleyküm. Aleykümselam abi. Bunlar ne abi? Abi bu Velense, bu yaz portakalı. Ne? Yaz portakalı Velense. Yaz portakalı Velense mu? Evet abi Velense. Sen mi topladın bunları? Evet abi. Burası neresi? Burası Muğla'nın Köydeniz ilçesi Dövüşbelen Köyü. Dövüşbelen Köyü, Köydeniz. Evet. Sevgili izleyiciler, tam 6 sene önce, 7 sene önce buraya gelmiştik. İdris Aydın diye bir gezginci arıcı abimiz vardı. Bizi davet etti. O zaman 7 sene önce başka bir kanaldaydım. Keşif programı çekmiştik. İdris abiyi çektik. Bu bölgede çok program çektik. Hatta bir tane çobanla baş başa programı da çekmiştik. Büyük bir keçi çiftliği vardı. Bu keçi çiftliği duruyor mu ileride? Evet abi, ileride, şurada ileride. Çok güzel. Tekrar uğrayabiliriz bu keçi çiftliğine. Profesyonel bir keçi çiftliği. Şimdi İdris abiyi aradık. İdris abi şu anda Kütahya'daymış. Gezginci arıcı olduğu için. Hani uğrayalım bir çayını içelim dedik ama İdris abiye, İdris Aydın'a, Muğlalı, Dövüşbelenli arıcı İdris abiye buradan çok selamlarımızı sunuyoruz. Kendisi burada yok ama onun adına burada bir yörük burada. İsim ne abi senin? Muammer Sarı. Muammer Sarı. Sen yörük müsün? Evet abi. Evet. İdris abiyi tanıyorsun değil mi? Çok iyi tanırım. Arıcı, köylüm. Ha? Köylüm abi. Onun da böyle şeyleri var. Portakalları evet. Var. Doğrudur abi. Şimdi portakallar çıktı. Ne zaman topladın bunları? Şimdi sabahtan topladım. Sabahtan. Ne kadar bunların kilosu? Abi 2 lira, 2,5 lira. Kilosu? Evet. Bunlar ne kadar var şimdi? Abi 8 kilo o. 8 kilo var. Evet. Anladım. Şimdi bundan bir tane kesip yiyelim. Evet. Bir torbasına biz alıp toz olup gidelim. Olur abi. Tamam mı? Hadi olur bakalım. Abi. Evet, portakalımızı keselim bakalım abi. Nasıl? Bol bol. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle. Bol neyli? Bol suludur abi. Bol sulu. Evet, 3 tanesinden bir bardak su çıkar. Büyük nerede? Getir bakalım. Ama şirinden açıldı. Sıkmadık içine mi? Doğal Allah vermiş böyle. Ya tamam, getir sıkalım bakalım şimdi. Doğru mu yani? Sıkamayız. Makinede sıkalım. Sıkacak vakit. Sık o zaman. Dur. Bir tanesini yiyelim. 3 tane sıkalım bakalım. Dediğin gibi bir bardak çıkacak mı? Evet. Muammer. Oh, şöyle kesiyoruz abi. Vallahi portakal ya. Portakal kışın olur. Ha, bu yaz portakalı. Yaz portakalı. Evet, yaz portakalı. Çok harika gerçekten. Hem tatlı. Al abi kendim alın gibi ye. Ye vallahi. Yaz portakalı. Hakikaten sulu ya. Şimdi sık bakalım bunun suyunu. 3 tanesinin suyunu sık bakalım. Arazi arayanlar, tarla, bağ, bahçe, arsa, çiftlik, köy evi. En güzel, en ucuz, en kaliteli ve yatırımlık araziler Keşif Arazi Emlak Ajansı'nda. Keşif Arazi Emlak Ajansı www.arazitv.net. Bu ne? Abi bu Muğla'nın meşhur çambalı. Sanki bilmiyormuş gibi soruyorum. Muğla'nın meşhur çambalı. Evet abi. O zaman bizim İdris abi niye Kütahya'ya gidiyor abi? Abi yaylaya götürmek zorundasın. Allah Allah.
Muğla'nın burada meşhur çambalı. Evet, sıcak tarı olmaz. Ne kadar mesela bu 1 kilo bal ne kadar? 25 lira abi. 25 lira. Evet. Vallahi iyi yani. Bu da arı poleni. Arı poleni. Kaç gram bu? Abi 10 gram işte. 10 gram. Evet. Bu ne kadar? Abi 10 lira. 10 lira. Tamam, harika. 25 lira. 25 lira bunu alıyorum. Ondan sonra 10 lira bunu alıyorum. 30 lira. 25 lira da bu. 55 lira. Evet abi. 150 lira. Canın sağ olsun abi, ne demeyeyim ya. Canın sağ olsun. Kayıtlarınız bir olsun abi. Evet, evet, çok güzel. Valla şunu devam edelim içmeye. Evet sevgili izleyiciler, çobanla baş başa da yol boyunda bir çobanımıza rastladık. Keçiciliği bırakmış, yol boyunda gözleme yapıyor ve kar şerbeti satıyor ve keçilerini de yanına getirmiş. Bakınız işte çok güzel bir keçisi var. Arazi arayanlar, tarla, bağ, bahçe, arsa, çiftlik, köy evi. En güzel, en ucuz, en kaliteli ve yatırımlık araziler Keşif Arazi Emlak Ajansı'nda. Keşif Arazi Emlak Ajansı www.arazitv.net. Sevgili izleyiciler, çobanla baş başa da Türkiye'yi geziyoruz. Muğla'dan çıktık, Antalya'ya doğru gidiyoruz. Çobanla baş başa da çoban aramaya devam ediyoruz. Yol boyunda ilgimizi çeken güzellikleri, sergileri sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Güzel bir çadır var, yörük çadırı gibi durduk. Bir şeyler içelim dedik. Kar suyu, kar şerbeti varmış. Gözleme varmış. Oturup tam yemeye başladık. Bir baktık bir tangırtı, tungurtu, keçi çanları. Adamın keçileri gelmeye başladı. İşte bu o adam işte çoban. Çobanlığı bırakmış. Babası ölünce şimdi ne yap? Hep birlikte izleyelim. Sizi tanıyalım. Ben Süleyman. Ney? Süleyman. Süleyman? Süleyman Çakal. Süleyman Çakal mı? Evet. Burada Seydi Kemer'den burası 10 kilometre. Seydi Kemer. Evet. Seydi Kemer şu aşağıda. Muğla'ya bağlı. Ha. Evet, Muğla'ya bağlı. Sen burada ne yapıyorsun Süleyman burada... Çakal? Burada ben mısır satıyorum. He. Kar şerbeti satıyorum. Kar şerbeti. Evet. Gözleme satıyoruz. Yukarıda bir şey var. Kar gördük biz dağlarda. Kar duruyor mu burada? Aynen duruyor. Allah Allah. Onlar çok yüksektir. Bugün 24 Haziran. Hava 36 derece. Hala daha kar var. Hala kar var. Evet. Kar nereden geliyor sana? Bu kar Seki Yaylası'ndan geliyor. Seki Yaylası'ndan evet, geliyor. Evet, Seki Yaylası'ndan geliyor. Buraya bir arkadaşımız getiriyor. Allah bütün Allah. Mısırlara dağıtıyor yani. Sen keçin veriyor burada. Keçiciliği bıraktın mı sen? Keçiliği bıraktık. Çok oldu bırakalı. Yapma ya. Vallahi bıraktık. Kaç abi. Tane keçin vardı? 4 tane. Ha 250 tane keçin vardı. 250 keçin vardı. 250 tane. İndi 4 tane indi. 4 tane indi. Niye bıraktın? Bıraktık. Yani yayla mahalle göçerek evveli. He. Yaylamız kalmadı. Ondan sonra bu işi şey yaptık. Ondan sonra bu işlerle uğraşıyoruz yani. Burada ne yapıyorsun? Burada mısır satıyoruz. Şerbet satıyoruz. Çay satıyoruz. Yani müşteriye memnun yani. Sarımsak satıyorsun. Evet. Bunlar ne? Şöyle böyle bakalım. Bunlar sarımsak. Ha? Bunlar köy sarımsağı. Köy sarımsağı. Bunları 20 yıldır üretiyoruz yani. 20 yıldır? Evet. Sen üretiyorsun. Evet ben üretiyorum. Aynen. Yani Çin sarımsaklar vardı. Çin sarımsaklar yenmez yani. Yenmez. Bunlar köy sarımsağı. Bunlar ne? Şöyle gelelim. Bunlar ne? Bunlar adaçayı. Aa adaçayı bu mu? Evet adaçayı bu. Müşterimize sunuyoruz yani bunları. Dağlarda mı topluyorsun? Evet dağları topluyoruz. Allah'ım. Ada çayı. Ada çayı. Gel şöyle bak kekik oo, var. Oo hakikaten çok, kekik. Çok güzel. Bu da bak. Kekik. Vallahi kekik Allah. Suyu çıkarıyorlar yani bundan. Al şunu şöyle. Ay. Bu da bak.
Bundan tamam. Kekik suyu. Organik yani. Of. Oh, ya Rabbi ne güzel. Bayılacağım. Tut. Abi. Lan ne güzel kokuyor bu. Tabii canım. Oo. Oy. Bunu da koyduk. Vay be. Şöyle mısırımız var şimdi... kazanda. Ballarımız var. Ha. Bal da veriyorsun ha? Evet. Sen mi üretiyorsun balı? Ne balı bu? Bu çam balı. Çam balı. Bu çamların balı. Arı var mı senin arı? Tabii var. Ya keçiyi bıraktın. Araya geçtik. Araya geçtin. Allah Allah. Yani biz köy yerinde her şeyi üretiyoruz yani. Tabii keçinin başında koşmak zor. Tabii. Keçi için bıraktık ya. Keçi. Nerede o diğer keçiler nerede? Geliyor mu? Bak keçiler geliyor. Bak. Harika ya işte bak gel. Vallahi şuraya bak ha. Keçinin çobanı da geliyor. Bak. Maşallah gel. Oo. Harika ya. Bak bunlar şu anda geliyorlar dağlardan bak kendileri. Allah Allah. Cıbı gel. Ne güzel hayvanlar bunlar. Gelin bakayım gelin. Gelin hoş geldiniz. Gel. Şöyle bak. Ulan bir tane bu kaldı abi. Allah Allah. Güre mi bunlar ya? Bak çocukla konuşuyor. Harika ya. Vay be. Biz bunları yemek için üretiyoruz yani. He. Bu şimdi. Allah Allah. Kız yakalayın bakalım şu keçinin birisini getirin. Hadi. Çabuk. Hadi. Yakalayın. Şeyde. Hayda. Susamışlar. Oraya su içiyorlar bak. Ha, tamam. Gel şöyle yapalım. Susamışlar ha. Evet. Süleyman. Şimdi şöyle yapalım Süleyman. Evet. Şimdi çobanımız Süleyman diyor ki biz diyor bu keçileri yemek için bakıyoruz diyor. Evet. Biz elden günde satın almayız yani. Abi sen çakal mısın? Ben çakalım. Ben soy ismi çakal. Keçileri yemek için bakıyorsun. Aynen. Keçi yani, gelir mi abi? Nasıl kıyacaksın bak? Yenmem ya. Yani bunlar biz teker teker yani birer tane alıp yiyeceğiz yani. Sen gece gündüz burada mısın? Evet ben burada kalıyorum. Bu hayvanlar burada kendi dolaşıyorlar mı? Aynen. Bu böyle dağla her yeri dolaşıp geliyor. Senden kendi. Başka çakal yokmuş bunlar. Yok. Bir ben varım buranın çakalı. Allah Allah. Yani. Oy. Bıcı. Vay. Şunlara bak. Dur. Düşüyor. Oy güzelim benim. Gel. Allah Allah. Abi bu keçinin cinsi ne? Bu mısır çandırı bu. Mısır çandırı. Evet. Bu kara keçi değil yani. He. Bu da yavruları. Şu bak. Şu iki tanesi yavrusu var bak. Bunlar dağ keçisi gibi kendi kendine bir yayılıyor lan böyle. Yok dağ keçisi değil bunlar. Ya işte bunlar serbest yani yayılıyorlar. Tabii. Gece de serbest mi buraya bunlar? Tabii serbest. Serbest yayılıyorlar yani. Bunlar burayı bilir yani. Allah Allah. Buranın, bizim evlere sanki şurada aşağıda yakın. Köy burada mısın? Evet şurada aşağıda yakın. Ondan sonra işte bunlar diye aileşler. Onlar gelip gidiyorlar işte. Bıcı. Bu da çobanın kızı. Evet. Gel kız buraya. Bu da çoban kızı. Bak. Bu da çoban kızı. Dur bakayım dur. Hop. Hadi bin bakalım keçiye. Sev keçiyi sev. Sev keçiyi şöyle. Çocuklarınıza keçi sevdirin. Sev kız keçiyi sev. Tut kuyruğundan çek. Dur çek. Çek. Çeksene kız. Biraz şerbet de. Ha? Keçiye mi? Bir bakayım. Ver. Evet sevgili gördüğünüz gibi meşhur kar şerbeti burada. Kar şerbetini biz içeride keçi içmez mi? Al kız. Al. Heh. İç bakayım kar şerbetini. O şu anda geveliyor. He öyle mi? Al. İç. İçmedi. İç. Şşt bana bak. Al. Çat. Al kar şerbeti. İç. Al sen iç kız. Ya benim. Bu mısırlarımız. Mısırlar da. Mısırlarımız Alanya'dan geliyor. Alanya'dan geliyor. Şu anda daha burada 20-25 gün var çıkmasına. Evet. Anladım. Şu mısır tanesi 2 liraya geliyor. 2 liraya geliyor. 4 liraya sunuyoruz. Evet. Burada... Ya. Yenge gözlemeyi sen mi yapıyorsun?
Gözleme yapıyoruz. Bak gözleme yedik, çok güzel olmuş ya. Teşekkür ettik. Gerçekten için. Çok zevkli bir tadı var. Gözlemeyi yani. Biz doğal bahçemizden otları. Kendi zeytinyağımızla yapıyoruz. Ha. Çökeleği de kendimizin. Nasıl? Peyniri içine konulan çökeleği, peyniri de kendimizin diyor. Ha, her şeyi kendiniz yapıyorsunuz. Evet, evet. Vay anasını be. Burada adamla beraber, keçi çobanıyla berabersiniz. Yok, ama ben de yürüyorum. Bir bu keçi çobanı değil, ben kendim de yürüyorum. Öyle mi sen? Ha, yani evet. Sen kendin de çobansın. Evet. Ama keçiciliği 250 keçiyi bırakmış. Ya yiyecek kadar var şimdi. Ha, yiyecek. Ha. Yani keçiyi yiyecek kadar keçi. Evet, evet. Yani keçiden geçim sağlayacak kadar değil de keçiyi kendimiz yiyecek kadar yapıyoruz. Vay anasını be. Evet. Nasıl burada kazanabiliyorsunuz? Nasıl burada işler? İyi, güzel. İdare ediyor bizi. Evet. Balılar da kendimizden. Ha, balı da üretiyoruz. Çam balı, hiç şeker katkısı yoktur, doğal. Her şey doğal burada. Çaylar dağdan, kekikler dağdan. Yani her şey doğal. Şimdi Süleyman Hanım, şöyle diyelim. Bu mesela Antalya tarafında burada dağlarda biz çoban arayacağız. Evet. Böyle yayla çobanları var mıdır burada? Çok. Vallahi. Girdev yaylasına gideceksin. Şu anda Girdev yaylasına gideceksin. Girdev yaylası. Evet. Ha. Gölüyle yörüğüyle meşhurdur. Nerede? Seki'den ileri yaşayacaksın abi. He. Elmalı'nın birisi oluyor. Girdev yaylası. Evet, Girdev yaylası. Ne var orada? Ya orada abi gölü var. Yörük, asıl yörüğün orada zaten. Kaç kilometre buradan oraya? Nereden baksan 70 kilometre falan vardır. Ha, Girdev yaylası. Evet. Ama gittiğine değer yani. Değer. Yani. Yayla var orada. Tabii canım. Çobanlığa var. Tabii canım abi. Oo. Çok güzel bir yer. Yani. Sevgili izleyiciler, Muğla'dan çıktık, Burdur'a girdik. Burdur'dan çıktık, Antalya'ya geldik. İşte Antalya il sınırına dayandık. Antalya çok önemli bir il. Sahil ili, yörükler diyarı ve sebzecilik ve tarım olarak da Türkiye'yi besleyen bir il. Türkiye, aleykümselam. Bak işçiler gidiyor. Dolayısıyla bize selam verdiler. Demin de motosikletle birisi gidiyordu. Motosikletle gidiyor, müzik çalıyor. Açık motosikletle müzik var. Çok ilginç şeylerle karşılaşıyoruz. Bu bölgede küçükbaş, büyükbaş hayvancılık da önemli. Onu biliyoruz. İşte buraya gelmişken yaylalarda göçebe hayatı yaşayan yörüklerle ilgili bir çoban arayacağız. Çoban bulacağız. Yörüklerin hayatını ve yörüklerin göçebe çobanlarını da sizlere aktarmak istiyoruz. Ancak kameramıza kim önce takılırsa biz çat kapı oraya gidiyoruz. Hemen yolun kenarında koyun sürüleri akşam üzeri şu anda saat 5.30. İkindi ezanı 15 dakika önce oldu. Hayvanlar artık meraya çıkmaya başlamışlar. Bakalım Antalya'da şanslı çobanımız kim olacak? Hep birlikte izliyoruz. İşte çobanımızı bulduk, gördüğünüz gibi Antalya'dayız abi. Buyur. Neredeyiz biz? Antalya Yeşiloba köyünde. Yeşiloba köyünde. Evet. Sen çoban mısınız? Çobanım. Vay be. Maşallah, yeni mi çıktın şu anda? Hayvanlar saat 4'te falan çıktım. 2 saat mi? 4'te mi çıktın? Hı hı. Erken çıkmışsın ya. İşte öyle oluyor. Daha İsim ne abi? Ali Canbaş. Ali? Canbaş. Ali Canbaş. Ali abi. Evet. Nereye gidiyorsun bu dağda böyle? Ya şuraya varıyorum, oradan yukarı geliyor. Oradan akşamlığa veniyor. He. Vay be koyunlar, maşallah. Kaç tane koyunun var? 200 tane var. Oo, maşallah. Ya biz ta ileride duracaktık. Hı-hı. Duramadık. Orada da çobanlar var. Bir sürü ya, araba. Orada Söğüt kasabası o yani. Oraya ait. Oraya sapamadık. Var mı oraya sapak? Valla ileride ta Söğüt'ün Beryan'da onlar da şeylerden sapılır da. He. Valla tam da. Burla, baksana ya, burla hep daha böyle mera var burada. İşte bu yan mera daha da şurası o ekilmiş oluyor. Sen, yani. Sen yörük müsün abi? Yok, değil. Nesin? Çobanı. Allah Allah. Çobana yörük mü diyorlar? Yörükse yörük basacaksın. Ya şimdi bak biz şimdi bu Antalya'da evet. Göçebe yörükler var. Dağlarda böyle yaşıyorlar. Aha, biliyorum da. Var mı onlardan? Biz
de yok onlardan. Yani. Nerede onlar? Onlar şimdi bunlar da yok ya, ta yukarı yanda Kızılca Dağı yanında varsa vardır onlar. Nerede Kızılca Dağı? O Mamatlardan gidiyor, o bayağı uzak. Yani. Uzaktır, he. Vardır ama biz seni bulduk, sana şükredelim. Andalya'ya ilk girdik, seni bulduk abi. Sağ olun ya. Vay be. Olur ya. Vay, ne kadar da güzel gülüyor ya. Ben de yörük müsün diyorum. Ben de çobanım diyor. Tamam yörüküm canım, fark etmez. Değil mi yani? Yani yörükle daha çobanla ayrı. Nasıl yani yörükle ayrı, çobanla ayrı? Eskiden mesela göç eden yörükler oluyor. Antalya'ya geliyor. Antalya'dan bu dağlara, yaylalara çıkıyorlar ya. Şöyle güneşe gelelim. Onun için onlara yörük değil ha. Yani onlar göçebe gibi şey oluyor. Bir oradan oraya gelip gidiyor. Bak yani. Sevgili izleyiciler, bak çobanımıza bak. Görüyor musun bak. Maşallah be. Yanmış böyle sıcakta Antalya'da. Sıcak mı burası? Ya güneş oldu mu sıcak oluyor, soğuk oluyor. Koyunlar senin mi? Benim, kendim. Kendinin. 200 evet. tane koyunu var. Burada en fazla koyun sürüsü kimde sizin köyde? Mustafa var, bir arkadaş onda var işte. Ne kadar var? 300 kadar var. 300 kadar var. İyi ya, burada sürüler iyi. Başka da sürüyor, iki sürü var zaten köyde. Keçi var mı keçi? Keçi yok. Keçi yok. Evet. Koyunların cinsi ne senin? Benkinden koyunların cinsi de Merinos. Merinos koyunu. Evet. Vay nesin. Bu çok büyük galiba sizin mera burada. Bizim mera buradan gidiyor, şöyle yukarı dağlar var, ileri gidiyor da şu öte yanını Söğüt'e ait yani. Söğüt'e ait. Evet. Şimdi seninle biz ileride buluşalım şu dağın arkasında ama biz buradan mı gidelim? Şuradan soldan gidelim. Aynı geldiğiniz yoldan şu yana sapacaksınız. Tamam. Orada çeşme var. Çeşme var. Evet. Çeşmenin orada buluşuyoruz. Tamam. Tamam evet. Hadi. Oldu. Hadi. Tamam. Evet, çobanımız koyun sürüsünün önüne geçmeye çalışıyor. Gördüğünüz gibi akşam güneşi tam ters açıdan vuruyor. Biz şu anda şu dağın arka tarafına geçeceğiz. Eğer arka tarafını geçersek daha net Toroslardan, Antalya'dan daha net bir görüntü sizlere verebileceğiz. Bakınız evet, koyunlar saat 4'te çıkmışlar. Koyunları çevirdin, senden çakı istedim. Ne yapacağız biliyor musun? Hı. Bu çakıyı ne yapıyorsun sen? Ulan olursa kesiyoruz. Değil mi? Koyun keser mi çakı? Keser. Bisküvit getirdin ha? Şey yapalım. Arabada portakal var, Muğla'dan aldım, yeni çıkmış. Bu mevsimde ilk portakal, onu yiyelim tamam mı? Ben portakal alıp geleyim. Vay anasını be. Şimdi ileride de mi ekim var hep? Zarar mı var burada? Bu ekimin ucu var. Devam ileri gidiyor. Ta şurada var. Siz tabi çekim yaptınız. Arışkın olduğunuzdan bu oyunu konuşuyoruz. Biz konuşmayı tam şey demediğimizden aklıma bile gelmiyor, ne diyeceğim. Arazi arayanlar, tarla, bağ, bahçe, arsa, çiftlik, köy evi. En güzel, en ucuz, en kaliteli ve yatırımlık araziler Keşif Arazi Emlak Ajansı'nda. Keşif Arazi Emlak Ajansı www.arazitv.net. Yani mera ücreti olmasa yani çok güzel olur yani nedir bu? Çobanlar zaten her şey zor yürütüyorlar. Doğru. Hikayeciler. Bir de mera ücreti bindir çobanlara. Yani mera ücreti Türkiye'nin her yerinde kaldırsın diyoruz. Biz çobanla baş başadan. Tamam sizin şikayetiniz yok merada. Ben bizim yok ama yani bizim arkadaşlarım mesela başka ilde olabiliyor. O da yani olmasa daha iyi değil mi? Bizim burada mesela yok. Evet, yok. O kişiler de olmasa yani. Olmasın. O adam da zaten yem parası, gübre parası, zartı, zurtı, çiçi, miçi, anasına denk geliyor, iğne parası, şu parası, bu parası derken zaten bir şeye kalmıyor ki. Evet. Kendinin de şeyini bindirirsen, evet. Kişiliğini de bindirirsen hiçbir şeye kalmıyor. Evet. Şimdi
millet diyor ki şu para kurbanlık mesela bir sene ölü. Kurbanlık bitti bir sene. Niye? Abi bir sene piyasa çaktı, şu anda çaktı. Allah Allah. Şu anda 3 milyar adam kurbanlık almış, besliyor. Evet. Yedirdi 2 bin lira. 2 bin liranın üstünü verirse para kazanacak. Evet. Normalde de 1,5 da geçmez yine. Şu anda yani bilmiyorum da zor. Zor. Yani çobanın işi de zor, çiftçinin işi de zor. Evet. Allah herkesin Allah yardımcısı olsun. Evet. Çok teşekkür ederim programımıza konuk oldun. Kısa sürede çobanla baş başa da olduk. Bugünkü programımız bugünlükte bu kadar sevgili izleyiciler. Güzel bir gün geçirdik çobanlarımızla Antalya'nın yaylalarında. İki tane çobanımızla birlikte olduk. Yine yol kenarındaki sergilerle küçük amaçlı, hobi amaçlı çobanlarımızla birlikte olduk. Sürçülisan eylediysek affola diyorum. Hoşça ve sağlıklı kalın diyorum. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin ve tüm Antalyalı koyun keçi çobanların üzerine olsun.